Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde solunum sistemi konusunu bitirmiştik. Ünite bitmişti. Dolayısıyla şimdi de solunum sistemi ile ilgili sorular çözelim. Birinci soruyla başlayacak olursak, aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin yapısında bulunmaz? Soluk borusu elbette bulunacaktır. Akciğer elbette. Alveol biliyorsunuz tek katlı yassı epitel ve gaz alışverişinin gerçekleştiği kısımlarda. Bronşlar da yine bulunacaktır ama hemoglobin yapısı nerede yok? Solunum sisteminde bulunmaz. Nerede bulunur? Hemoglobin kanda alveolün yapısına katılır. Dolayısıyla solunum sisteminde yeri yoktur diyebiliriz. Akciğerler bağ dokudan oluşan çift katlı bir zar ile çevrilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu zara verilen isimdir? Akciğerleri çift katlı olarak saran zara biz ne demiştik? Pleura zarı demiştik. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Pleura olacaktır. Alveollerin yapısında aşağıdaki dokulardan hangisi bulunur? Alveollerin yapısında alveolleri hatırlayacak olursanız tek katlı yassı epitel dokudan oluşuyordu. Dolayısıyla gaz alışverişinin kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyordu. O zaman alveollerde ne bulunacaktır? Tek katlı yassı epitel doku bulunacaktır diyoruz. O zaman cevap bursa olmuş olacak. Diğerlerine bakmamıza gerek yok çünkü bilgi direkt zaten şıkka götürüyor bizi. Yukarıda insan solunum sisteminin şekli verilmiştir. Buna göre numaralı yerlerden hangisi doğru verilmemiştir? Şimdi birinci yapı gırtlak yapısı doğru. İkinci yapı bronş. İkinci yapıya baktığımız zaman gırtlaktan sonra soluk borusunun geliyor olması lazım. O zaman iki bronş değil soluk borusu olacaktır. Bize yanlış olanı soruyordu. Bu şekilde diğerlerine bakalım. Üç neymiş? Üç akciğerleri saran pleura zarı, evet doğru. 5 diyafram, evet bakın diyafram. 4 de zaten akciğerleri gösteren kısım, bir de doğruydu zaten. Devam edecek olursak. Solunum için hava burun ya da ağızdan alınır. Buna göre hava burun içinden geçerken değişimlerinden hangilerine uğrar? Burunda ne vardı hatırlayacak olursanız? 3 tane tabaka vardı. Daha doğrusu ne vardı? Kıllar vardı. Kıllar. Kan damarı vardı. Ve mukus vardı. Bunlar havanın temizlenmesini, nemlenmesini ve ısınmasını sağlıyordu. Şimdi temizlenme kıllar ile olacaktı. Nemlenme mukus ile olacaktı. Isınma da burun içerisinde bulunan kan damarları ile olacaktı. O zaman hepsi görev alacaktır. İnsanın burun ile aldığı hava yapılarından hangi sırayla geçerek alveollere kadar ulaşır? Şimdi o zaman bu verilen yapıları lütfen sıralayalım. Yani yutak, işte soluk borusu, bronş, bronşçuk şeklinde sıralamamız gerekecek. Neden? Çünkü o yolu izliyor. Burundan sonra işte ne hangi yapılar varsa ona göre o yapıları diziyoruz. O zaman burada verilenlere göre birinci öncül yutak olacak. Yutaktan sonra iletilecek soluk borusuna nefes. Daha sonra soluk borusundan sonra bronşlara iletilecek. Bronşlara iletildikten sonra da bronşçuğa kadar iletilecek. Sonra da oralarda alveollerde gaz alışverişi gerçekleşecek. O zaman bu yapıları sıraladığımızda 2, 3, 1, 4 şeklinde 2, 2, 3, 1, 4 şeklinde olacaktır cevabımız. İnsanın solunum sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soluk borusunda kıkırdak ve gaz doku bulunur. Soluk kalıp vermede göğüs kafesi daralıp genişler. Soluk borusunun iç yüzeyinde bulunan sinir hücreler toz gibi maddelere akciğerlere gitmesini önler. Düz kastan oluşan akciğerler soluk alıp vermek için kasılıp gevşer. Diyafram kası soluk alıp vermede işlev yapar. Şimdi sorumuz çok güzel bir soru, irdeleyici bir soru olmuş. Şimdi soluk borusunda kıkırdak ve kas doku bulunur. Bunu zaten biliyoruz. Soluk alıp vermede göğüs kafesi ne yapacak? Şişecek ve daralacak. Genişleyecek ve daralacak.
Soluk borusunun iç yüzeyinde bulunan sili hücreler sayesinde bizler boğazımıza bir şey kaçtığı zaman ne yapıyorduk? Öksürme refleksiyle o boğazımıza kaçan partikülü hızlı bir şekilde çıkartıyorduk. O zaman bu siller sayesinde toz gibi maddeler de akciğere gitmesi önlenmiş olacaktır. Şimdi düz kastan oluşan akciğerler. Hatırlayacak olursanız akciğerlerde bronşlar kıkırdak yapıdan oluşuyor. Yine soluk alıp vermek için de alveoller tek katlı yassı epitelden oluşuyor. O zaman orada böyle bir durum söz konusu değil. Yani akciğerlerin yapısında bronşlar kıkırdak yapıdan oluşurken alveollerde tek katlı yassı epitel dokudan oluştuğu için biz kastan bahsedemeyiz ki düz kastan da bahsedemeyiz. Dolayısıyla şık yanlış olmuş olacak bizim için. Diyafram kası soluk alıp vermede yine görev almış olacaktır. Yani bu da doğru olacaktır bizim için. Yukarıda verilen yapıların hangileri akciğerlerin yapısında bulunur? Akciğerlerin yapısına baktığımız zaman şimdi gırtlak akciğerin yapısında değil. Çünkü yukarıda yer alıyor. Şimdi alveol evet, bronşçuk evet, yutak ama yine gırtlak gibi yukarı kısımda yer alıyor. Dolayısıyla akciğerlerin yapısında bulunuruz sorduğu için 2 ve 3 diyeceğiz. 2 ve 3 cevabımız denizli olmuş olacak. Evet, soluk borusunun bir bölümünde düz kas, bir bölümünde kıkırdak halkalar bulunur. İç yüzeyi ise silli epitel dokuyla kaplıdır. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Kıkırdak halkalar soluk borusunun gerginliğini sağlar. Evet. Düz kas bölgesi yemek borusu ile aynı taraftadır. Evet. Soluk borusunun epitel dokusu mukus salgılayarak boru içinin nemli kalmasını sağlar. Evet, mukus nem sağlıyordu. O zaman verilen ifadelerin hepsi doğru olmuş olacak. Cevabımız da Edirne çıkacaktır. 10. soruya baktığımızda. Yandaki şemada insan vücudunda gerçekleşen fizyolojik olayların bazıları verilmiştir. Buna göre K ile gösterilen sistem aşağıdakilerden hangisidir diyor. K'yı bulalım hemen. K'yı bulduk. Gördüğünüz gibi burası. Şimdi ne olmuş burada bir anlamaya çalışalım. Dolaşım sistemi var, dokular var, üriner sistem var, sindirim sistemi var, karaciğer var. Karaciğer sindirim dolaşım ile ne yapıyor? İşbirliği içerisinde. Karaciğerde dokularında gerçekleşen işte bazı moleküllerin dolaşım sistemine katılması. Dolaşım sistemiyle de oksijenin dokulara kadar iletilmesi, dokularda oluşan metabolik atıklar ve karbondioksitin dolaşım sistemine geri katılması, aynı zamanda dolaşım sisteminin taşıdığı karbondioksiti alıp ne yapması? Atmosfere vermesi söz konusu, yani dışarıya vermesi, aynı zamanda oksijenin de girişi söz konusu. O zaman gördüğünüz gibi K organında karbondioksit ve oksijen çok fazla işlev üstlenmiş. Yani biri giriyor biri çıkıyor. Gördüğünüz gibi karbondioksitin verilmesi ve oksijenin alınması söz konusu. O zaman bu sistem solunum sistemi olmalıdır şeklinde yorum yapmamız gerekiyor. 11. soruya baktığımızda karbon atomları işaretli nişasta ile beslenen bir insanda bir süre sonra işaretli karbon atomuna hücresel solunumla oluşturduğu karbondioksitte rastlanıyor. Buna göre işaretli karbonların dış ortama karbondioksit şeklinde atılıncaya kadar hangi sırayı izler diyor diye soruyor. Şimdi öncelikle sen besin aldın. Bakın besin aldıysan bu bir sindirim işlemidir. Besin önce sindirime uğramayacak. Besin sindirime uğrar. O zaman önce sindirim işlevi görür. Sindirim. Sonra sindirim ile gelir dolaşım sistemine katılır. Yani dolaşım sistemi sonra gelecektir. Sonra da nereye gelecektir? Bizim solunum işlemi için yani dokularda oluşan karbondioksitin değişmesi gerekiyor.
kim tarafından? Solunum sistemindeki akciğerlerdeki alveoller ile. Solunum sistemi diyeceğiz. O zaman bu sıraya göre öncelikle sindirim işlev görecek. Bu bizim için bir. Sonra dolaşım, sonra da solunum olmuş olacak. Yani bir, iki, bir, üç şeklinde. Evet, iki, bir ve üç şeklinde gerçekleşecek bu sırada. Cevabımız da Bursa çıkıyor. Evet, 12. soruya bakalım. Solunum ile alınan havanın toz ve partiküllerinden arınması özelliklerinin hangileriyle açıklanabilir? Burun içindeki kıllar ve salgılanan mukus. Evet, arınma sırasında, yani temizlenmeyi soruyor. Burun içindeki kıllar ve mukus görev alacaktır. Soluk borusunun içindeki silli epitel dokunun sillerin yutağa doğru tek yönlü hareketi. Evet, soluk borusunun bronşlara ayrılarak akciğerlere girmesi. Bu pek de bizim için önemli değil. Yani bronşlara ayrılarak akciğerlere girmesi havanın temizlenmesi sırasında görev almayacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır cevabımız? Denizli olmuş olacaktır. Birinci soruyla başlayacak olursak, alveollerde oksijen ve karbondioksit alışverişi madde taşınım şekillerinden hangileri ile gerçekleşir diye soruyor. Bakalım, difüzyon, endostoz, aktif taşıma, difüzyon olayı ile gerçekleşecektir arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız, oksijen ve karbondioksitin taşınımı alveollerde tek sıra yassı epitel doku olduğu için difüzyon ile gerçekleşecektir. Çünkü alveol kılcallarında oksijen ve karbondioksit alışverişi, madde alışverişi gerçekleşiyordu hatırlayacak olursanız. Endostoz olayı için ATP gerekiyordu hatırlayacaksınız. ATP hücre içerisinde moleküllerin alımıydı. Sıvı veya katı moleküllerin, hatta iki şekli vardı. Bunlardan birincisi pinostoz, ikincisi fagostoz dediğimiz yöntemle ATP gerektiren bir olaydı. Dolayısıyla alveollerde kullanılmıyordu bu. Aktif taşıma sırasında da yine ATP harcanacaktır. Dolayısıyla alveollerde gaz alışverişi difüzyon olayıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle yassı epitel dokuda, alveollerde, tek sıralı yassı epitel dokuda gaz alışverişi difüzyon ile gerçekleşecektir. Soluk borusunda verilen dokulardan hangileri bulunur? Soluk borusunu hatırlayacak olursak, düz kas, kıkırdak doku ve bağ dokudan oluşuyordu. Yani çizgili kas yoktu. O zaman kıkırdak doku vardı ve bağ doku da vardı. Aynı zamanda bir de düz kas vardı. Düz kas. Düz kası unutmuyorsunuz. Aynı zamanda o zaman bizim için doğru cevap 2 ve 3 olacaktır. Denizli olacaktır. Devam edecek olursak, hemoglobin için yargılarından hangileri doğrudur? Omurgalılarda bulunur. Kana kırmızı renk verir. Evet. Solunum gazlarını taşır. Evet. Biliyorsunuz hemoglobin ile solunum gazları taşınıyordu. Dolayısıyla verilen şıkların hepsi ne olacak? Doğru olmuş olacak ve cevap Edirne olmuş olacak. Dörde baktığımızda gırtlak için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Soluk borusu başlangıcında bulunur. Evet, gırtlak soluk borusu başlangıcında bulunur. İçerisinde ses telleri bulunur. Evet, siller ile dışarıdan gelen toz ve mikroorganizmalar tutulur diyor. Evet, zaten her üçü de mevcuttu gırtlak yapısında. O zaman cevap Edirne çıkacak. Hemoglobin yukarıda verilenlerden hangileriyle bağ yapar diyor. Hemoglobin molekülü hidrojenle ve karbondioksitle ve oksijenle bağ yapacaktır. O zaman hepsiyle bağ yapmış olacaktır. Bu şekilde sorular çıkıyor karşımıza. Diyafram için ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyafram çizgili kastan oluşur. Evet. Göğüs ve karın boşluğunu ayırır. Evet. Soluk vermede düzleşir. Diyafram soluk vermede, hatırlayacak olursak, soluk verme sırasında diyafram kubbe şeklini alıyordu. Şu şekli alıyordu. O yüzden düzleşir dedi. Yanlış oldu bizim için. O zaman 1 ve 2 doğru olmuş oldu. Doğruları soruyordu. O zaman cevap da
Bursa olmuş oldu. Devam edecek olursak, yukarıda verilen damarlardan hangilerinde oksijen artışı, karbondioksit azalışı gözlenir? Şimdi hatırlayacak olursak, akciğer kılcallarında gaz alışverişi gerçekleşiyordu. Bu gazlardan baktığımızda oksijen gazı alınıyordu ve yani oksijen alındığı için oksijen miktarı artmış oluyordu. Karbondioksit de atmosfere verileceği için ne oluyordu? Karbondioksitin de azalması söz konusu oluyordu. O zaman bir alıyoruz. Karaciğer atarında hatırlayacak olursanız yine atar damarlarda oksijen oranı yüksekti ama bizde karbondioksit miktarı düşüktü. Ama bize ne diyor? Akciğer atarında oksijen artışı gözlenir mi? Şimdi zaten atar damarın içerisinde oksijen miktarı yüksektir. Ancak karbondioksit azalışı gözlenmeyecektir. Çünkü karbondioksit gaz alışverişi atar damarda gerçekleşmiyor diye düşüneceksiniz burada. Yani burada oksijenin artışı, karbondioksitin azalışı derken aslında kılcal damarlarda madde alışverişi, gaz alışverişinden bahsediyor. Bakın burayı unutmuyorsunuz. Karaciğer atarı, böbrek topları vesaire gibi bir sürü bunu uzatabilir, değiştirebilir. Buradaki atar damarı, buradaki organları değiştirebilir. O zaman bizim bilmemiz gereken sorunun püf noktası neresi? Oksijen artışı, karbondioksit azalışı diyorsa o zaman madde değişimi yani gaz alışverişi gerçekleşecektir. Gaz alışverişi de kılcallarda gerçekleşiyordu. O zaman sadece bir olmuş olacak. Yani cevabımız Adana A olmuş olacak. Devam ettiğimizde vücut içindeki sıvılarda yer alan gazların basıncı normale göre daha çok düştüğünde gaz haline geçerek kılcal damarları tıkaması durumu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi astım, enfarktüs, faranjit ve tüberküloz hatırlayacak olursak. Şimdi vurgun olayını bu şekilde soru üzerinde göstereyim dedim. Ve vurgun olayını açıklayacak olursak. Normalde vücudumuz bulunduğumuz atmosferde yaşamaya alışmış. Dolayısıyla yüksek basınçlı bir bölgeden alçak bir basınçlı bölgeye gidildiği zaman ne olacaktır? Vücutta gaz kabarcıklarının oluşması ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla özellikle bu duruma kimler örnek verilebilir? Dalgıçlar, pilotlar veya su altı inşaat işçileri işte bu basınç değişiminin etkisinde kalan kişilerde vurgun olayına rastlıyoruz. Yani vurgun neymiş? Çok yüksek basınçtan birden alçak basınçlı bölgeye doğru gidildiği zaman vücuttaki bazı gazların özellikle işte azot gibi gazların ne olması sonucu vücutta gaz kabarcıklarının oluşturması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Özellikle işte özellikle basınç değişiminden çok etkilenen kişilerde, çok etkilenen meslek gruplarındaki kişilerde ortaya çıkar. Yani dalgıçlarda, işte pilotta veya işte su altı inşaat işçilerinde vurgun olayına rastlarız. Yani vücuttaki gazların basınç değişimine göre yani basınç değiştikçe ne yapması? İşte gaz kabarcığı oluşturması sonucunda oluşan bir durum. Bu da bize vurgunu açıklamış olacaktır. Diğer soruya bakacak olursak, solunum sistemimizin sağlığı için verilenlerden hangileri yapılabilir? Temiz havada solumak gerekir kesinlikle. Soluk alma esnasında burundan nefes almak gerekir. Evet, burun içerisinde ne vardı? Kıllar vardı, kan damarı vardı ve mukus vardı. Dolayısıyla havanın temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlenmesini sağlıyordu. Dolayısıyla dediği doğru. Aynı zamanda soğuk, tozlu, çok kuru yerlerde bulunmaktan kaçınmalıyız. Evet. Neden? Çünkü bu ortamlar yine ne yapacaktır? Bizim solunum sistemimize zarar verebilir. Dolayısıyla çok kuru ortamlarda değil de hafif nemli, tozsuz, temiz ve normal koşullarda bulunan yerlerde ne yapmamız lazım? Durmamız gerekiyor normalde.
O zaman cevap ne olacak? Edirne olmuş olacak. Hepsi doğru bizim için. Ağ yuvarlara baktığımızda ağ yuvarlarda verilenlerden hangilerine rastlanabilir? Ağ yuvarlar neydi? Kan damarında bulunan, bakın şu damar olsun. Şöyle çizemedik tabii, şuradan silelim. Kalem alalım. Ağ yuvarlar, şöyle hatırlayacak olursanız bu ağ yuvar olsun. Ağ yuvarlarda işte hemoglobine ne bağlanabilir? Hemoglobine hidrojen bağlanabilir. Bakın. Hidrojen bağlanabilir. Dolayısıyla bakın. Ağ yuvara hidrojen bağlandığı zaman şu olacaktır. Hidrojene bağlı hemoglobin olacaktır. Hemoglobine yine kim bağlanabilir? Hemoglobine karbondioksit bağlanabilir. Karbondioksit bağlandığı zaman da ne olacaktır? Karbondioksit bağlandığı zaman hemoglobin, yani karboksihemoglobin olacaktır. Karboksihemoglobin olacaktır. Onun dışında yine hemoglobine ne bağlanabilir? Hemoglobine oksijen bağlanabilir. O zaman da oksihemoglobin olarak nerede taşınacaktır? Ağ yuvarda taşınacaktır. O zaman hemoglobine aynı zamanda oksijen de bağlanabilir. Burası neresi peki? Burası da ağ yuvarın içiydi. O zaman şurası ağ yuvar. Ağ yuvar yazalım. Burası da neresi? Kan damarımız bizim. Damar. Evet. O zaman bu da oksihemoglobini oluşturacağına göre ağ yuvarlarda hepsi bulunabilir. O zaman ağ yuvarda hepsini rastlayabiliriz. O zaman cevap Edirne çıkacaktır. 11. soruya baktığımızda insanda soluk alma ve soluk vermede bazı nicelikler grafikte verildiği gibidir diyor. Buna göre X ve Y verilenlerden hangileri doğru olur diyor. Bu soru bizim için önemli. Neden? Çünkü çıkabilecek tarzda bir soru. Şimdi soluk alma ve verme olayı var. Şuradan bölmelendirilmiş. Soluk alma sırasında X nasıl değişmiş? Ya da bu değişken ne diye bakalım. X'e baktığımızda X pembe ile gösterilen grafik. Akciğer hacmi ne olmuş? Soluk alma sırasında akciğer hacmi artacaktır. Akciğer hacmi arttığı için de basıncı düşecektir. O zaman bakın akciğer hacmi artarken basıncı düşmüş. O zaman verilen ifadeler doğru olmuş olacak bizim için. Karın boşluğu hacmi. Karın boşluğu hacmi x'e bakalım. Karın boşluğu hacmi artarken azalıyor mu soluk alma sırasında? Hayır. Soluk alma sırasında karın boşluğu hacmi ne yapacak? Soluk alma sırasında karın hacmi azalacak. Oysa x ne demiş? Hacmi artmış. Gördüğünüz gibi x için bakıyoruz. Karın boşluğu hacminin normalde azalması gerekiyor. Peki hacmi azalınca karın boşluğunun ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Ama ne olmuş? Y için baktığımız zaman karın boşluğu basıncı artması gerekirken azalmış. O zaman bunun da artması gerekiyor diyebiliriz. Tabii bu durum soluk alma sırasında. Akciğer basıncına bakalım. Akciğer basıncı X'e baktığımız zaman, yani şu yanlış oluyor, onu belirtelim. Akciğer basıncı soluk alma sırasında X'e bakalım. Akciğer basıncı soluk alma sırasında ne olacak? Azalacak. Akciğer hacmi ise artacak. Peki grafik neyi söylüyor? Tam tersini söylüyor. Değil mi? Grafik tam tersini söylüyor. Yani akciğer basıncı normalde x için yanlış olmuş oluyor. Y için de akciğer hacmi
yanlış olmuş olacaktır. O zaman cevap Adana çıkar diyoruz. O zaman cevap Adana diye işaretleyelim ve geçelim diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri soluk alma olayında gerçekleşir? Kaburga kası kasılır. Kaburga kasları evet kasılır. Hatta diyafram kası da kasılacaktır hatırlayacak olursanız. Yani gevşemez. O zaman bu ifade yanlış olduğu için bu şık bizim için gitti. Göğüs kafesi genişler. Soluk alma sırasında göğüs kafesi evet hemen üzerimize deniyoruz. Göğüs kafesi genişler. Evet bu doğru. Bu da doğruydu. Ama kaburga uçları aşağı doğru değil. Kaburga yukarıya doğru hareket edecektir. Akciğer basıncı azalır. Akciğer basıncı azalır. Akciğerlere hava dolar. Evet, akciğer basıncı azaldığı için zaten hava dolacaktır. O zaman bu şık bizim için doğru olur. Diğeri de yanlış olmuş olacaktı şu ikinci kısım için. O zaman cevap yalnızca üç olmuş olacak. Evet, dersimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.